Selamlar millet. Solo sıfırdan. Okçu serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Açılışı pazarda yapıyorum. Artist gibi kızımız pazarda. Artist ne arar la pazarda? Bara arar, ne arar? Üzeri kızımız pazarına kurdu. Şöyle göstereyim 3 milyon 400 falan gibi para gelmiş. Bütün gece öğlene kadar falan pazardı. Şu an öğlen saattir 12 gibi. Yukarıda zaten saat var doğru ya. Tamam tamam. İşte bayağı dün gece 3'te falan bıraktım çıktım yani. Zindanları yaptım çıktım. Hiçbir şey çıkmadı zindanlardan. Ondan önceki gece full balık yaptım. Balık tuttum. Bakın hatta üzerimde kalmış bu kadar da. O balıklardan bir miktar sattım. Şöyle gösterirsem hatta bak şunlar kalmış. bir şey satmışım. Dur bakarız şimdi. Hepsine şurada information'dan bakarız. Hatta pazarı bozayım. Hareket et ha. Pazarı bozduk. Bakın bunlar kalmış. Bunları satamamışım. Ha bu da şeyden geldi. Zaten 300 bine koymuştum. Hiç para etmemiş. Satılanlara şuradan bakalım. Information'dan bakalım şöyle. Ee, mısır satmışız. Horse mackerel dedi. Ha horse mackerel. Bu balıkçılıktan geldi arkadaşlar. X 964 tane satmışız ondan. Basic attack scroll, basic defense scroll satmışız. 25 tane daha roasted mısır satmışız. Necromancer staff satmışız bir tane. Rare weapon shard. Bu da bunları kırıyorsun. Mesela rare eşyaları kırıyorsun. Size e, weapon shard veriyor. Rare Silahları kırarsan rare weapon şart. Dismantle'dan. Rare armorları kırarsan rare armor şart veriyor. Bunları da satmışım. Ee, şu fiyat yazıyor zaten. Fiyatları burada yazıyor. Detayına bakmak isteyen baksın. Bak hatta 600 şeyde coin'de vergi kesilmiş rare weapon şarttan mesela. Ah o kadar. Hepsi de buymuş gördüğünüz üzere. O hiç bu kadar detaylı bakmamış da bak. Merchant'ı diyor ben kurmuşum. Kaçta kurduğumu yazıyorum burada. Kaçta kurduğumu yazmıyor ama saat dün gece 3.29.04'te ilk defa birisi Merchant'ımızı yani şeyimizi visited. Çeviremedim de Türkçe. <laughs> anladınız işte pazarı ziyaret etmiş 3.29'da satışı 7 Şubat 2004 3.29'da bu bakan arkadaş almış ha anladım bunu da bak gördün bunları satmışız işte bunların hepsi bu kadar da para etmiş üzerimizde 3M para var işte ya 3.4M 3.4M. Şimdi bunun iki emri ben bankaya atarım şunları da atayım daha baksana aa satılmış mısırlar varmış ya neyse bunları da tekrar koyarız bankaya bir gideyim ben Sto gordobeye banka şu bankanın son sayfasına atıyorum bunları. Hani satılacak şeyler gibi. Belki bu malıtlardan... Bunlar niye satılmadı? Hiç mi bir şey yapılmıyor bunlar acaba ya? Bu arada acayip kasıyor Dorion bir şu anda. Başka Dorionlara geçmemiz lazım. 22 bin, Burada para var. 2.000 bin daha, 2 milyon daha koyarsak. Bu arada koydum mu? 24 milyon 500, 24 500. var. 25 milyonu buraya bir 500k daha koyarsam. 500k daha koydum. Benim 970 lira param kalıyor. 970 gold param kalıyor. Bu 25 milyon parayı ben satıyorum arkadaşlar siteye. Niye? Çünkü şimdi güncel olarak yan ekrandan bir bakalım. Sitenin ha, direkt burada açılır. Tam hatta beraber bakalım problem değil. Class Game'den bakalım mesela. Şu anda en pahalıyı Class Game satıyor diye biliyorum çünkü şeyi. GB'yi. Rise Online, Rise Online Gold. Of hala düşüyor. Bak dün gece baktığımda 17 liraydı. Şuna, şu anda 16,5 lira arkadaşlar. O yüzden ben bu 25 lirayı direkt satıyorum. Çünkü bizim bunu TL olarak site bakiyesine geçirmemiz gerekiyor. Farm premium en kötü alalım yani değil mi? Farm premium alalım oradan. Bir dahaki aya en azından. Ha, belki daha erken de alırız bilmiyorum emin değilim. Çünkü daha hızlı farm yapabiliriz daha erken alırsak. O yüzden ben şu anda e, videoyu duraklatıyorum. Buradan da yan ekranıma geçiriyorum. Ben bu 25 milyonu da üzerime alıyorum arkadaşlar. Bunu satıyorum. Dediğim gibi belki Night Online'dan gelen e, GB'mi de satarım. Daha henüz satmadım onu. Orada zaten düşme kalkma olmuyor. Hep aynı kalıyor. Feliz server'ında yani 200 lira GB işte 200 lira civarında kesiyor. 15 GB falan var orada. 15 GB yok lan. 1,5 GB falan var pardon. Ne 15 GB? Ne yaptık ya? 15 GB olsa zaten direkt satayım abi. Ee, o zaman ben bunu e, satacağım. Sonra tekrardan kayda Girelim. bunu da göstermek istedim. Bilmeyen kardeşlerim var. Bilenler hemen biliyoruz lan niye yazın falan diye yorumlar yapmayın alta, Bilmeyenler için de bu arada iki beyinli kardeşlerime söylemiyorum bunu. İlk defa başlayanlar için söylüyorum. Ben de ilk defa yapacağım. Burada giriyorsunuz abi. Dedikten sonra işte burada Rise Online World Mantis Gold 1 milyon diyor. 25 tane hale 25 milyon satacağız. 25 milyon 412 lira yapıyormuş. Ürün satış sözleşmesini okudum diyorsun. Buraya linkini, linkini yazıyorsun. Hangi çarla teslim edeceksen. Onu yazıyorsun. Teslim edeceğiniz nick diyor çünkü. Ürün sözleşmesini okudum diyorsun. Satış işlemini başlat diyorum. Bu arada diyor ki Mantis... Ee, Dorion 4 Gordo banka önü diyor. Ben Dorion 4 banka önüne şöyle bunu yan ekranı alırsam banka önünde bekliyorum şu anda. Herhalde biri gelip benden o parayı teslim alacak şu anda 25 milyonu. Bakalım bekliyoruz. Trade gelecek. Şu anda ne diyor mesela? Teslimat belirtilen teslimat bölgesinde bekleyiniz canlı desteğe bağlanmanız bu süreci hızlandırmayacaktır. Anlaştığınız için teşekkürler demiş. Herhalde bekleyeceğiz. Birisi bize trade atacak ama kim atacak bilmiyorum. Neyse bekliyorum ben. <laughs> bu arada beklerken bazı şeyleri size göstereyim bakın. Gel bakayım canım. Şöyle U diyorum. U diyorum. Bakın burada Life Skill'den Harvesting'i sonunda 10 level yaptık. Ah kahvem geldi. Çok teşekkür ederim. 10 level yaptım Harvesting'i. Artık bunun bir üst seviyesi olan şeyi de alabileceğiz. Sıkılı, sıkılı. Orağı da alabileceğiz. Bu da güzel olacak. Onun için de fishing yaptım dedim ya. O da 4 level'e kadar çıkmış. Fishing'den gelen malzemeleri biraz sattım. Yani çok da ne bileyim arkadaşlar. Yani inanılmaz yüksek paralar gelmiyor. Ya şeyler çok iyi. Zindanlar iyi. Zindanlardan çünkü Epic Upgrade Scroll düşüyor. O da 1.2, 1.3'ten falan gidiyor. Auction House'tan gösterelim. Bakalım kaç olmuş en son. Bayağı 2, gün önce falan sattım. Yine aynı. Bunun piyasası düşmemiş. Aşağı yukarı bu fiyatlardan gidiyor yani. Epic Upgrade Scroll 250 milyon mu? Dayı ne yaptın ya? Dayı ne ettin ya? Upgrade desem. Upgrade scroll. Yani bu fiyatlar 1.3, 1.3, 1.4. Yani kaçta 1.4'ten falan uzun süreler bekleyerek satabiliyorsunuz. Ama işte 1.4 diyelim ya. 1.4'ten. Oradan falan aslında daha çok para geliyor. Toplayıcılıktan vesaire de geliyor tabii ama 2 geliyor. Yani saatlerce topluyorsun. İki geliyor, üç geliyor. Ben toplayıcılığı ne zaman yapıyorum? Artık böyle yorulmuşum. Bilgisayarın başında takılıyorum. Yandan video açıyorum. Aslında da böyle gezerken topluyorum. Hani böyle odaklanmam gerekmiyor. Böyle yorgunken yapıyorum genelde toplayıcılığı. Oradan da bu kadar para birikti işte. Bak fishing rodum üstüne. Fishing'in güzel yanı bırakıyorsun saatlerce. Saatlerce offline'sin abi. Üzerime ben 9000 tane sülük aldım. Bu sülüğü yem olarak kullanıyor fishing'de abi. Bunu da eline böyle alıyorsun. Şunu bırakıyorsun mesela. Ama bıraksana ha. Bunu böyle eline alıyorsun. Elinde oltan oluyor abi. Üzerinde de bu varsa saatlerce hiç başında durmadan bilgisayarın balıkçılık yapabiliyorsun. Ama çok da büyük bir getirisi yok. Ancak şeyi yani AFK'sın Yani çıktın dışarıya işim ben işe gidiyorum mesela 10 saat yokum evde. 10 saat boyunca pazarda pazarda yapabilecek bir şeyim yoksa bırakıyorum balığa 3'tür 5'tir bir şey geliyor işte. Yani. Çok da şey değil yani. Bak 250 defanslık roller şu günlük girişten geldi. Onu da zindanlarda kullanıyorum. Rahatlık oluyor yani. Onla, o yoksa zaten şu kendi armorlarını kullanıyorum. Ama olduğu zaman da kullanıyorum yani rahatlık oluyor. Çünkü trade edilemiyor bir şey edilemiyor. Üzerimde böyle yer kaplayacağına onu kullanıyorum. Bir tane experience Scroll'u bastım ama ne için bastım? İki taneydi bunlar. E, de acaba bunun gelen fishing XP'sini arttırıyor mu diye denemek için bastım. Bu da beleş gelen bir şeydi. Bak arttırmıyormuş. Bunu da ben size buradan söyleyeyim. Yani bunu basaraktan toplayıcılıktır, fishing'tir, bilmem nedir bu tarz den gelen XP'yi arttırmıyor. Bu tek yaratıklardan gelen XP'yi arttırıyor. Zaten üzerinde de yazıyor da increases gained experience from monster by %20 diyor bir saat boyunca diyor. Yaratıklardan gelen XP'yi arttırır diye üzerine yazmış da ben denemek için bastım yani çok. Ya çok önemli değil yani. 400 kaç paraydı lan? Dur. 400 küsür paramız da geldiğinde 412,5 lira gelecek. Bu da e, güzel bir para bizim için. En kötü farm premium B birazcık daha dakikası farm premiumu her türlü alırız. Ama benim amacım kompleti almak. Gerçi farmı da alsam yeter yani. Çok önemli değil. Farmı da alsam yeter yani. Çünkü genelde farm yapacağız biz. Baksana level bile kasma. Millet 75 oldu. Ben hala 63 levelim. Yani XP premium alırsak zindanlardan vesaire vesaire aslında bayağı bir parada kasarız gibi düşünüyorum yani. Trade atmanız gereken nick bekleniyor diyor şu anda. Halen daha bu arada bakın burada. Bak burada bana nick'i verecek. O nick bekleniyor. Bir nikle gelecekmiş ona trade atacakmışız biz. Ben onu fark ettim şimdi. Onay bekliyor diyor. O bayağı da yavaşmış ha. Hemen oluyor dediler. 2024 1203te yaptım bunu diyor. 12.09 oldu. Daha bir şey yoktu bakalım. Hala onay bekliyor diyor. He, ben böyle bu onay gelene kadar bekleyecek miyim? Kaç dakika sürecek acaba? 5 dakika olmuş. 6 dakika olmuş. Bilmiyorum buraya bekleyeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. Trade atmam gereken nick geldiği zaman aslında mı geçsem? Yoksa uzun mu sürüyor bu süreç dediği şey? Baya uzun mu sürüyor acaba? Hiç bilmiyorum bak ilk defa yapıyorum arkadaşlar ben de. Bu arada şu anda 16,5 lira ya. En yüksek şu anda bu sitede Class Game'de. Diğer başka bir sitede daha gördüm. İsmini hatırlamıyorum. Son teklif Orada da 16,5 ama orada benim üyeliğim yoktu. Üyelik yapmakla uğraşmadım. O yüzden de Class Game'den sattım. Çünkü zamanında burada bir e, yayıncı başvurusu yapmıştım. Böyle yayıncılar deyip ama bu kabul edilmedi yayıncı başvurum. Hatta burada bakınca gözüküyor muyum? Evet gözükmüyorum gördüğünüz üzere. Yok. Kabul etmemişler bizi siklememişler. Ama gelsin artık. Bayağı bekleyeceğiz abi. Hiç ilk defa yaptığım için bilmiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar beklenir? Ne kadar sürede gelir bu adam? Satış işlemlerinde size verilen nick, karakter adı harici güvenliğiniz için kimseye teslimat yapmayın. iletişime geçmeyiniz. Bu tip hatalar yüzünden doğacak sorunlardan dolayı klasikeyim sorumlu tutulamaz. Ha nick gelmedi ki baba. Kaç dakika sürüyor acaba? Bakalım ya. Ara ara girip güncelleyeceğim. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın 0.00 TL. .00 hiç param yok yani. Hiçbir şey yüklemedim. Sadece buradan gelen para. Bir de dediğim gibi Night'tan gelen parayı koyarsam koyarım. Ama onu koyar mıyım emin değilim. Koyarsam zaten onu da videoda gösteririm size. Açık net abi. Her şey açık net. Burada neymiş peki? tüm siparişlerim diyor. Ha bakın benim dedim ya elit premium ama 290 liralık alışveriş yapmışım. Bunu cepten ödedim. Elit premium aldım ilk başta söyledim. Bu şu anki üzerimde bulunan elit premium'u buradan aldım. Zaten bunun parası çıkarmış bulunuyorum bu durumda. 2000 cash aldım. Bu 2000 ile bir tane elit premium aldım. Bir tane magical looter aldım. Yani loot yaptıran zımbırtıyı aldım. Bir tane de bir de magic Puppet falan aldım galiba ya. Bakayım. Zindanlarda kutu toplayabilmek için bir de elit premium aldım. Bir de mağazadan şey al. Ha şunu aldım. Sınırsız ok attıranı aldım. Yani 290 liraya bunlar aldım ve hatta hala da iki tane de Magic Puppet duruyor. Ya yani hani rova bırakırız diye almıştık ama bir türlü rova bırakamadığımız için iki tane Magic Puppet burada duruyor. 130 keşte daha burada duruyor. Gayet güzel. Evet bu geldiği zaman mesela Farm Premium almaya kalkarsak Farm Premium'da 3980 keşmiş. 3980 keşte kaç Rise Online keş desek? Şöyle bir bakalım Rise Online keş desek. 3980 kişinin şu 4000 kişi almamız lazım. Bunun dışında 580 lira para lazım. 580 lira yapıp direkt alabiliriz. Veya premium deyip Rise Online Premium'dan Battle Complete Farm Premium. Farm Premium 550 lira. 550 liraya ulaşırsak direkt Farm Premium alabiliyoruz bu arada. E çok iyi. E, bir şey kalmamış o zaman ya. Bakın burada Farm Premium 550 lira. E güzel. Çok iyi. Çok iyi valla. Komplet Play'ım da 850 lira ve birazcık daha bekleyip aslında birazcık daha burada biriktirebiliriz bu parayı. Gayet iyi. Bu arada telefonuma mesaj geldi. Acaba Plus Game'den mi geldi? Yok Whatsapp'tan gene iş gelmiş bey. iş mesaj. Ben Class Game acaba SMS mi attı diye düşündüm. Hani gelip hazırız gel falan belki yaparlar olabilir yani. Ha bu arada hala Nick bekleniyor diyor. Oo bayağı bekleniyor. Neyse bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Satış işlemini verdik artık. 412 lira burada böyle birikecek. Lan 22,5'tan satacaktık. 22,5 ama o zaman 25 milyon yoktu. 22,5'tan satsaydık çok güzel kar edecektik ya. Allah billah. Allah bile onaylanmadı da onaylanacak sorudan da mi verecek bana? Üüü. İş uzun, iş uzun. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Yani 15 dakikada falan onay geldi abi. Işık 03'te falan attık şu anda işte. Saati görüyorsunuz. Bakın ne diyor? Sahte dikkat ediniz diyor. Böyle bir nick açılmış. Geldim. Goryon, Gordo bankonu diyor. E, hani Nerede? Bu bankada mı şu bankada mı ama? Herif yok. Bu bankada mı? Birisine trade atacağım ama. Ha burada. KLS'ye trade at diyor bana. Ticaret dedim. Kontrol ediyor herhalde o da şu anda. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Allah Allah. Bakıyoruz. Burada KLS diyor. Trade atmanız gereken nick. Dorion 4 Protean Gate arkası. Tamam orada banka Okey doğru yerdeyiz. tahtaniklere dikkat ediniz diyor. E, verdiğim kabul etmiyor. Allah Allah. Yani 20 dakikadan önce geldi ama daha dur iş bitmedi. O yüzden kaç dakikada geldiklerini şey yapamıyorum. Yani bu iş şu kadar zamanda halloldu diyemeyeceğim size. KLS Bey. KLS Bey. Hanım. O mu bana atacak ama siz ona trade atmalısınız diyor bana. Belirtilen teslimat bölgesine bekledi. Canlı destek dur. Trade atmanız gereken nick diyor abi. Dorian 4 protein gate arkası gordu tamam adam bulduk zaten trade atıyoruz. Sürekli atmak istemiyorum. Bir kez daha attım. Kabul etmiyor trade'i. Anlamadım. Kontrol mü yapıyor acaba? Ben bana trade atanları burada kontrol mü ediyor? Siteden anlar şey geçiş yapmış mı diye. Olabilir. Özellikle bakıyorum ama tamam doğru nick işte abi. Büyük G, büyük L, büyük S. Canlı desteğe şimdi bağlanacağım. Adam benim trade'imi kabul etmiyor diyeceğim. Bekliyorum bakalım. Ara ara töre trade gönderiyorum. Cık. Allah Allah. Kabul etmiyor anlamadım. Bu arkadaş burada Blue Wing satıyor. Artı altı Blue Wing. 102 ata var. 20 Lan bunu da satın alabilirmişiz. Ah. Satın alıp güçlü güçlü de o ok katabiliriz. ama 102 ile 92 arası çok da abartı bir fark var mıdır? Yani atağımızı ya yani bunu şey bastığınız zaman adrenalin bastığınız zaman bu 1000 oluyor. 1100 yapardı ya aslında. Olabilir. E ee, kanka ne, ne oldu ben anlamadım. Niye kabul etmiyorsun ki? Bir sürü kişiden şey mi yapıyorsun şu anda? Bir sürü kişi mi var burada şey yapan? Bir şeyler satan. Allah Allah. Şuradan bakıyorum farklı bir şey değişti mi diye ama. Bekleyiniz diyor. Bekliyorum. O mu bana trade açacak? Ah Class buradayım. Hah geldi. Tamam. Şu anda bu arkadaşa 25 emi teslim ediyorum. Trade diyorum. Tamam diyorum. Verdim. Gitti değil mi paramız? Gitti. Lan doğruya verdik değil mi lan? Şimdi site üzerinden kontrol edeceğim. Hemen geçmeyebilir de bu arada. Ha, burası bitti. Tamamlandı diyor. Buraya paranın gelmesi lazım değil mi şu anda? Hiç bilmiyorum ha. Ha geldi vallahi vallaha gel bak 412 buçuk diyor. Vallaha geldi kanka. Vallaha geldi iyiymiş tamam. Okey. Hep beraber de bunu deneyimlemiş olduk. Bilenler dediğim gibi kardeş biz bunu yıllar diye yazmasınlar. Ben bilmiyordum. Bilmeyen bir sürü kardeşim var. Benim kanalımdaki eski izleyicilerim de bu oyuna yönlendiler. Hiç MMORPG oynamayan adamlar var. O adamlar için de çekiyorum bunu. Anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yeni yeni artık paramız bitti. Para kasmamız lazım. Biraz pere kazmamız lazım. Nasıl kasarız? Bakacağız. Şunu fark ettim. Mantar topladım abi. Mantar 120 XP çiftçisi ver çiftçi XP'si veriyor. Bak carrot 60 verirken mantar 120 veriyor abi. Yeni sickle'ımızla. Yeni sickle'ımızla. Çok güzel güzel. Burada böyle mantarları toplayıp. Bak bak asparagus bu ne? Bu da mı yemekle alakalı bir şey acaba? Toplayabilecek miyim bakayım? Aa vallahi topluyorum. Topluyorum asparagus. Güzel. Bu da mı 120 veriyor? Ha bak bu ikinci seviye şeyler olduğu için bunlar 60 değil 120 veriyor. Daha da hızlı kaspamıza sebep olacak. Tam iki katı veriyor abi ya. Çok iyi. Peki bu asparagusun fiyatına bakalım. Fiyata bak. 5000. 5000. Ne? Yeni bir para kapısını bulduk acaba? Abi şu anda 5000 bak. 32, 147. 5000'den yani satarsın işte her türlü yani. Minimum 5000'den satarsın. Ana. Maşrum ne kadar? Bir daha bakacağım maşruma. Demin baktım mı bilmiyorum. Baktıysam da kayda girmemiş olabilirim. Maşrumda 3000. Dur en düşük 1000. 1300. E bu da iyi. Tamam maşrum. Bizim o zaman artık olayımız maşrum ya. Direkt satacağız ama bunları tabii. Çünkü biz para peşindeyiz. Yani evet meslek kasmak önemli. Ne yalan söyleyeyim. Aşçılığı kasmak önemli. Çünkü ileride bayağı güzel şeyler yapabilirsin mesela. Ama şu anda para lazım abi. Pereye ihtiyacımız var. Farm Premium'a almamız lazım. En kötü Farm Premium bu arada. Daha üstünü alabilirsek daha üstünü alacağız tabii ki de. Neyse biraz gezeyim biraz bunlardan toplayayım bakalım ne nedir ne getirecektir bize. Birazcık yine Gathering'e devam edelim yani Gathering. Gathering, Gathering boy. Ama bu yeni sickle, rare sickle yani aldığımız yeni toplayıcılık aleti orak. Bu hızlandırma vermiyor. Aynı hızda gibi topluyor yani. Pek bir farkı yok gibi ben buna emin oldum artık. aynı hızda topluyor. Ama dediğim gibi daha yüksek materyalleri toplayabiliyoruz. Ve yüksek materyallerde daha çok çiftçi xpc demek. Bu da hojder yani hojder. Biz severiz bunu. Bak bak soğan buldum. Soğan da bu fiyattan gidiyor. Ama soğan çok aman aman gitmiyormuş. Yani bir de limon var. Limona da bakalım. Dur ya limon. Limon. Limonu alabiliyoruz mu acaba? Onu da bilmiyorum. Yani limon satılmıyor hiçbir yerde. Limon herhalde hiç para etmiyor. O yüzden limonu toplamamışlar. Ama biz toplayabiliyoruz. Mu? Şu onionu bitirdiğim zaman bir de limona bakacağım. Bakalım toplayabiliyoruz mu limonu. Limon da galiba şey... Gathering Tools diyor. Need Gathering Tools diyor. Dil, dili toplayabiliyoruz mu? Dil ne mesela? Bu ne? Ne diyor? Nether Level Gather. Ha bu bir üst seviye herhalde. Leveliniz yetmiyor diyor. Bunu da 20 levelden sonra mı toplayacağız acaba? Olabilir. Emin değilim. Ama limon şey değilmiş. Harvesting materyali değilmiş onu öğrendik. Yine domates var bilmem ne var. Neyse ben topluyorum ya bayağı böyle. Toplayayım. Nedir yani. Toplayalım yani. Eski materyallerimizden olabilir. Olsun. Domates domates. Domatesin şu anda piyasası. Yani fena değil. Fena değil domatesin fiyatı. Bu kardeşim de toplayıcılık yapıyor ben gibi. Güzel, güzel. Harvesting yapıyor yani. Arada yumurta da toplayalım ya. Yumurta da iyi para ediyor. Sanki bak geliyor. Yumurtanın da fiyatına bakalım. Egg. Eggler. Egg de iyi. Ha. Yumurta iyi para ediyor. Ama e, ee, yumurtayla yapacağımız yemekler bayağı ileri seviyelerde. Yumurtaları direkt satmak fena olmaz. Ben oyuna girdiğimden beri yumurta topluyorum gördükçe böyle. Bayağı da bankada oldu bir 70-80 tane olmuştur herhalde ya. Gürkan'cığım ne yapıyorsun canım? Level kasyonu herhalde. 38 levelsin. Evet. Bu arada düşük level farm mı yapsak ya? Mesela boş o slotlar mesela düşük levelde 25-30 levelde priest açıp ne bileyim böyle 25-30 level ezik farmları olur ya, 40 level. Artık neyse, bilmiyorum. Araştırıp bulmak lazım. Ben onu araştırıp bulurum. Vurmayın lan! Buranın sıkıntısı, buradaki yaratıklar sana vuruyor. Evet. En büyük sıkıntı da o. Bu arada ben niye yavaş koşuyorum? Çünkü Rashiki'yi kullanmadığım için. Rashiki'yi kullanalım. Yani bu sıkıntı işte. Burada bir şeyler yaparken, toplarken gelip sana vurabilirler. Şeydekileri de vuruyordu ilk başta. Dorion'dakiler de vuruyordu. Onu peşle kaldırdılar. Ama tabii bir de doğru neyin nerede çıkacağını ezberlemiştim artık göze 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 göze. Nerede domates nerede mısır çıkıyor. Hepsini neredeyse aklıma yazmıştım beynime. Burayı şimdi bir de buraya öğrenmemiz lazım. Nasıl bir rota çizmem gerekiyor. Nerelerde daha çok şeyler çıkıyor. Bunların da haritaları belki vardır ya ama e, bakmak lazım. Ha bak burada da çıkın Bu çıkınları da alsak hiç fena olmaz değil mi? Yumurta bayağı para ediyormuş. Çünkü arkadaşlar böyle yani gıdım, gıdım 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 parayı buluyoruz. Bak 412,5 TL'yi koyduk cebe. Hepsinden yumurta düşmüyor bu arada. Düşecek diye bir şey yok. Bazından raw chicken düşüyor. Çiğ tavuk. Çiğ tavuk da iyi para ediyordur diye düşünüyorum. Onun da piyasasına bakalım. Ee, raw chicken. Çik desem çıkar herhalde ya. Oo raw chicken bayağı pahalı. O da iyi para ediyor evet. Raw chicken de toplamak yararımıza oluyor arkadaşlar. Yararımıza. Neyse devam ediyoruz. Bu arada toplayıcılıkla ilgili bir bilgi daha öğrendim. Şimdi size de anlatayım onu. Şimdi biz burada mesela 60 XP alıyoruz. Bazılarından 120 alıyoruz ya topladığımız materyale göre üst seviye materyallerden 120 alıyoruz. Bunun üstüne geçersek daha da fazla Muhtemelen 180 alırız bilmiyorum emin değilim. Eğer ki bu farmların hepsini siz toplayıcıkların hepsini Dead Valley'de yaparsanız tam iki katı alıyorsunuz. Ne topluyorsanız tam iki katını alıyorsunuz. Bu da bilginiz olsun. Yani mısır topluyorsan mısır var mı Dead Valley'de bilmiyorum ama 120 alacaksın. Asparagus mesela 120 veriyordu demin. Bunu Dead Valley'deki asparagus'u toplarsan 240 alıyorsun. Bu da güzel, küçük, bir bilgi olsun. Ben de yeni öğrendim. Güzel ama Dead Valley'e girmeye götüm yemiyor. Ben burada devam ediyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Toplayıcılıktan sıkıldım. Dedim ki dungeon haklarım gelmiş. Şunlara bir yapayım. Bir yapayım şu dungeonlarımı. Belki bir şey gelir baba. Yani epic upgrade atsa bile. Bak bu kadar da toplamışım. Bir şeydir yani anladın mı? Epic upgrade bile bir şeydir. Bu arada her şeyim okey mi benim? Okey ben iki tane dungeon üst üste yapacağım. O yüzden şu 1 e, bir saatlik bu iki... 10 dakikada bilirsem. Dur bakayım. Basıyorum ya. Tohumuna param saydım. Bunları da basıyorum. Kullanırız. Bunlar beleş geldi zaten. Anladın mı? Ben seriden şu dungeonları şöyle bir halledeyim. Lan keşke bunu hard girseydim. Madem XP peşine düşeceğiz. Ne kadar veriyor? 22.000 XP veriyor. Az veriyormuş. Az. Tamam yaparız. Ben bunları bir yapayım. Dur lan bana. Hatta e, patatesleri bırakmışım. Evet. Boş ver. Önemli değil. Ya da dur bakayım. Şurada patates ve mısır vardı. Banka var ya burada. Sen de ölür müsün kanka? Niye ölmüyorsun? Ne oluyor lan? Niye atmıyorsun? Aa, aa. DC mi yedim lan? Galiba DC yedim. Dancında mı yedim DC'yi bir de? Ne oldu? İnternete mi koptu? Yo. Allah Allah. Valla DC yedim. Ana. Neyse tekrar gelelim bakalım. Dün de bu saatlerde böyle bir şey oldu ya. Dün de bu saatlerde oyun bir gitti bir geldi bir süre bakım mı aldı bir şey oldu. Neyse bakalım girebilirsek devam edeceğiz. Ha girdim ama Dancından mı? Dungeon'dan mı başlayacağım gene? Dungeon'dan atmasın lan. Ha iyi dungeon'dayım %10'u bitmiş halde. Ne durumdaysa dungeon öyle kalmış. E iyi tamam bu güzel. O zaman şöyle yapacağım. Bunu bir dakika raşikiye alır mısın kanka? Şuradan bir de şu bankamda şeyler vardı ya. Eee Gordocuğum bakayım. Şunları da kullanacağım abi. Ya küçük küçük damlaya damlaya göre olur abi. XP'dir bir şeydir anladın mı? Yapalım yani bunları da. Mısır da koydum. Satamadım madem. Kullanıvereyim nedir? %3 %3'tür abi. Hiç şey sıkıntı değil yani. Bunları da basıyorum abi. Tek tek. Tamam mı? Al abici adrenalin de sana. Gel bakalım. Hem de kestiklerin hepsi gitmiş lan. Aynı bıraktığım gibi duruyor. Aa, çok güzelmiş bu. Tamam. İlk defa başıma geldi. O yüzden bilmiyorum. Ben bunları seri seri kesiyorum kardeşlerim. Ee, en son da açarım. Ne drop geldi bakarız. Ehen boss bey. Gelin bakalım. Gel bakayım boss bey. Boss bey'e çalışmaya başladım. İyi vuruyor. Hala iyi vuruyor. Yani easy dungeon'a girelim. Aslında benim hard dungeon'a girmem lazım. Bundan sonrakine hard gireyim abi. Hard girelim. Ee, bir de bakalım ne kadar XP veriyor de bu 150'lere geldiği zaman ateş atıyor. O yüzden 150'ye gelmeden önce şöyle Magic Shield'a basıyorum. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Sadece ateş attığı için bak şu an ateş attı. Ateş attığı için ateşten korur mu acaba? Koruyordur muhtemelen diye. Basıyorum ben. Ne kadar etki ediyor hiç bilmiyorum. Sanki ediyor gibi. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Ebe evet. çöp. Çöp. <laughs> Şimdi hard olanına gireceğim. Ben normalde hard girmeye başlamıştım. Zaten unuttum alışkanlığı videonun heyecanıyla izi girdim. Şimdi hard gireceğim. Çok büyük bir farkları yok ama bir tık daha zor. 1 milyon XP verdi mesela. de gold verdi. Şunlar da basılı ama bakın. XP scroll işte bunlar. Şu bir de şu. Ne? Rostut corn. Bunlar da basılı. Buna rağmen bu kadar verdi. Şimdi bir sonraki hardda ne kadar verecek? %120 veriyor. Yani %20 daha fazla atmış gibi düşünün. Çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Drop oranı fark etmiyor diye biliyorum. O yüzden yani çok da önemli değil aslında. Grup zindanı güzel. Grup zindana da girmeye çalışırım. Death Valley'e geçeceğiz. Death Valley'de girmeye çalışacağız. Onu da girmeye deneyelim. Ya bir güzel drop ver be kanka. Bak bütün parayı verdik ya. Bütün parayı verdik. Bir güzel drop ver ya. Bir güzel ya. Ne olur ya. Yapalım artık şunu ya. Tamam Harsin'den dedi. Şeye bakalım istiyorum ya. Yüzdem yüzde 63.29. Ne kadar verecek? İnşallah bostan sonra buna bakmayı unutmam ya. Vallahi bak bakmayı unutursam çok üzülürüm. Yüzde 63.29 bak videodakiler biliyor. Ben unuturum tabi 63.29 olduğunu siz videoda geriye sarıp kıyaslama yaparsınız en kötü. Ben şimdi bunları da tamir ediyorum abicim. Bunu bir tamir edeyim. Tamam. Şimdi başlayalım. şu gold ve XP bonusunu şunları kestikten sonra basıyorum. Çünkü yetişemiyorum abi. O yüzden İlk önce şu odayı keseceğim. İkinci odadan itibaren bunları basacağım. Haberiniz olsun. Tamam mı? Çünkü o zaman boss'a yetişmiyorum. Daha çok XP verenlere e, denk gelsin istiyorum. Tekrar da basmak istemiyorum. İkinciyi de basmak istemiyorum. O zaman da astarı yüzünü geçiyor. Yani O yüzden az para ve XP verenleri böyle dümdüz hallediyorum. Ki yüzde olarak daha çok arttırır öbür türlü ya. O mantıken. Ben de bunları kesiyorum. Daha sonra... E, kes baba. Daha sonra şuraya geçtikten sonra ölsen lan. Şu barbarian humanlara gelirken basacağım onlara mesela şu anda. Sen bir gel kanka bize. Sen bize bir gelme. Sen gelirken de biz bunları basalım. Bunu da keseyim. Har zindanı çünkü 10 dakikayı ben belki geç bitiririm bilmiyorum. Ama bitiririm yani her türlü çok problem olmaz. Belki bir sonrakine daha da güçlüsüne girerim. Bile, bilemeyeceğim. Şunu da keseyim. Kaydı duraklatacağım size. Ama önce bir keseyim. Tamam kestim. Hadi ben bosta görüşürüz. Valla 3 dakikadır bu vumbatlarla savaş veriyorum. İkisi 3'ü birden saldırıyor. Hiç saldırmazdı abi. İkisi, bir de hard olduğunca ikisi üçü birden saldırınca var ya, içimden geçiyorlar. Bak şeyler bitti. Mısırla patates bitti. Bir daha basacağım size göstermek istiyorum çünkü yüzde kaç olduğunu ya. İçimden geçtiler abi ya. Tekken sıkıntı yok. Evet easy'ye göre zor. Ama tekken sıkıntı. Normalde 10 dakikada 11 dakikada bitiriyordum. Burada var ya bak aha, ölüyorum bak konuşurken şimdi. Burada var ya, içimden geçtiler ya. İkisi üçü birden saldırınca var ya inanılmaz vuruyorlar. Ama ona dikkat edin ha sizde. Buna dikkat edin gerçekten sıkıntılar. ikisi üçü birden vurmasın. Uzak ya şey oluyor. Uzaktan çekeyim diyorum. Sıkıyorum. Birine ok giderken öbürü gidiyor. O gelirken öbürü onun önüne geçiyor falan. Sikko sikko geziyorlar anasını satayım yani. Anladın mı? O yüzden ben de ne yapayım? Az daha ölüyordum. Uzadı o yüzden. Normalde bu kadar uzamaz da. Hard da olsa uzamaz. Evet. Bu bakalım nasıl vuracak şimdi hard'da yani. Bu vuracaktır baba. Allah öleceğim mi lan? Öleceğim mi lan? Yuh baba ne yapıyorsun ya? Oğlum bak armor şey basın 250 defansım var ya. Ulan kendi armorlarımı kullansaydım acaba. Magic Shield'ı basıyorum. Bas abi. Çünkü ateş verecek. Evet, verdi ateşi. Oğlum bizi öldürür mü lan? Dur bakayım konsantre oynayayım biraz. Üf, ateşi verdi. Ölmüyor lan, bayağı canı var. Konuşamıyorum kilitlendim şu an cam barıma bakıyorum cam ve mana barıma Komboyu da yapamıyorum çünkü sürekli cam basmaktan Komba kaçıyor elimden Ritmi kaçıyor yani kombonun Hadi hadi yapabilirim bunu 103 da. Hadi Öldürdüm 2479 xp verdi öbürü bin kaç vermişti 300 mü öyle bir şey var bu fark etti lan baya Yüzde kaçtım kaç oldum Hatırlamıyorum işte 61 nokta bir şey miydim? 65 oldum. Neyse siz videodan bakarsınız ya da ben zaten editten bakarım ona. Ben editte merakımı giderim. Siz de en kötü geriye sararsınız. Bakarsınız ne kadar fark etmiş diye. Yani bayağı veriyormuş. %65.58 olduk ya. Burada hep böyle dungeonlarla falan kastık ya bunu böyle. Başka bir yerde bir şekilde XP kasmadığımız için hep böyle dungeonlarla kasıldı yani. 63 olduktan sonra %7 miydi 8 miydi neydi görev bitirdiğimizde? O zamandan beri hep böyle dungeon'larla kasıyoruz bakalım. Şimdi bir de grup dungeon arayacağım. Aşağıya yazıyordu birileri. işte H1 bilmem ne falan diyorlardı. Dungeon'a gelin diyorlardı. H3 Wingrid attacker lazım diyor. Hmm. Benim Dead Valley'e geçmem lazım değil mi? Dead Valley'de aratın demiştiniz. Ama Magic Puppet satıyor adam. Kaç? 25 gem. E iyi. iyi. Dead Valley. Seyahat. Dead Valley'de Grup dancını bir aratalım bakalım. Ama herkes hal Hagar'da grup dancın için gelin falan filan yazanlar oluyor. Hep Hagar Hagar yazıyor. Hey, hey bir hey bir bilmem ne. Ne bileyim. Bir de Death deneyelim. Bir de siz deneyelim bakalım. Belki Deadpool'de hemen şak diye bulacaktır. Orada bu arada grup dancın bu arada çok sıkıntılı ya. Bir şeyler verir diye ve XPC için giriyorum. Yoksa hiç hiç eğlenceli bir dancın değil. Yok gidiyorsun oradan inci topluyorsun, yüzme mekaniği biraz kötü. Gidiyorsun orada inci topluyorsun. İncileri yerine yerleştiriyorsun falan. Bir yer var orayı ben hiç geçemiyorum zaten. Relok atıyorsun da ondan sonra geliyorsun. saçma sapan. Ya ben nubum bu konularda zaten beceremem. Böyle bir yerden zıplama mekaniği var. Aa veriyor heavy plate gelmiş. Hiç de bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Ya, ediyor da. Eşit öyle. Dungeon and Race diyorum. Grup zindan diyorum. 63-85 diyorum. Easy haliyle. Çünkü hard olunca levelim yetmiyor. Eşleş diyorum. Tamam diyorum. Bakalım. Burada sağlam adamlar ölüyormuş. Ya sağlam adamlarla alakası yok. Bir şekilde kesiliyor zaten de. Oğlum burada burada var ya easy adam olmayabilir ha. Biz had, bizim için hadar daha mantıklı olabilir. Dediğiniz doğrudur. Burada eşleşince sağlam adamlar geliyordur ama bizim için hadar daha mantıklı olabilir. Çünkü buradaki herifler bayağı yüksek level oldular. Bak 74'ler, 70'ler. Halle bizi 85'lerle eşleştirme. Ha 85'lerle eşleştirebiliyor ama 85'ten önce bir daha ezikleri birbirleriyle eşleştiriyordur diye düşünüyorum. Herhalde öyledir oyunun şeyi, mekaniği. Daha doğrusu dinamiği. Neyse ne deniyor işte ona. Bankaya da şu üstündekileri koyayım artık değil mi yani. Bu eşleşirse bir de grup dungeon'ımızı yapalım. Bak bayağı mana birikti bu arada ha. Baksanıza. Biriktire biriktire. Bak 300'e burada var. Burada var. Bak, bunların hepsi birikti ha. Bak hep şey değil yani. Ben çünkü sürekli beleş gelen manaları falan filan kullandığım için. Bunlar hep biriktiler baksana. Daha burada 300 var. Bunlar bitecek. 200 bitecek. Daha 300'ü var bunun. Daha küçük manalar var. Baksanıza yani. İyiyiz ha. Bu konuda oyun cömert ne yalan söyleyeyim bir şey diyemem yani bu konuda seni mana ile uğraştırmıyor. Mana e, regen muhabbeti bu oyunda çok yok herhalde varsa da ben bilmiyorum ama mana veriyor yani oyun baya sana bol bol mana veriyor. Çok da öyle mana pot masrafın olmuyor yani yok ben rova bırakacağım falan diyorsanız olabilir bu arada. Bu arada can potum bitmiş benim o zaman yanıma can potu alayım Aa, bak can potum bir tane kalmış. Onun için bir cam potu şöyle alalım 574 tane. Bu da 2000'lik mi? 800'lük mü? Pardon 2000'lik olan manaydı. Bunu da aldım. Yedek boğumu da aldım abi. Kırılır mırılır. Aman dursun üzerimde. Bir de mesela ben bunu koymasam da ok atabiliyorum. Mesela bu olmasa da ok atabileceğim mi? Yok atamazsın diyor. En azından bir tane üzerinde bulunması gerekiyor şöyle. Bir tane bir tane ne yaptım? Aman bir tane yerde bir tane yer kaplayacak 8600 tanesi de bir tane yer kaplayacak O yüzden dursun boş ver yani. Hammerlarım falan. Bu galiba priestlerin şeyi değil mi? Bunun ne olduğunu, prisin atağını arttıran bir şey olabilir. Başka 360'lık yine 2000'lik mana potumuz var. Bunlar 2000'likler. Mana, mana bayağı var halen daha. Candan yana sıkıntıdayız. O da bunlar bitince yani şu ve şu. Ben can potu basmışım yanlışlıkla. e, <laughs> i̇yi oldu. Bunlar bitince rahat ederiz gibime geliyor. Rogue Heavy Plate'i de şöyle en son burası benim pazar sayfam arkadaşlar. Pazara kuracağım koyacağım şeyleri buraya atıyorum. Tabii buradan geçip şuradan çıkıp buraya oraya geçenler falan da oluyor. Toplayıcılıktan son elde ettiğimizde bu. Bu arada dungeon bulmuyor abi. Geçen zaman 2.49 diyor. Gerçi çok da bir şey geçmemiş daha. 5 e dakikaya kadar bekleyeyim. Olmazsa Hadar'a geçip orada deneyeceğim. Dediğim gibi dediğiniz doğru olabilir Death Valley'de ama bizim level düşük olduğu için Hadar'da bulmamız daha mantıklı gibime geliyor bunu. 5 e dakikayı doldursun ama 5 dakikaya kadar bekleyelim. Ben de o böyle ufak tefek hazırlıklar yapayım işte. Yok abi bak 7 dakika oldu. Hı, olmuyor abi ben buradan çıkarım. Hadar'a geçerim. Hadar'da tekrardan eşleşirim abi. Böyle olmaz. Gel bakayım buradan direkt Hadar'a geçebiliyoruz mu? Burada değil Kapı değil mi oğlum bu? Heh. Hadar yok. Lunaskar'a geçecekmişiz. Oradan doğru geçecekmişiz. İyi geçelim. Hadar'a geçti mi? Hadar gene adam baba günü. Gerçi eşleşemememizin sebebi saat öğlen saati millet işte falan olduğu için de olabilir yani. Bugün çarşamba zaten. Ondan da olabilir ama ben yine de burada şimdi yine Dungeon and Race diyeceğim. E, grup zindan diyeceğim. Ve eşleş diyeceğim. Bakalım burada nasıl olacak? Burada da 2'ye 8. Ya mantıken yani, bütün bu serverda olan herkesle eşleştirmesi gerekmiyor mu? Yani Hadar, Death Valley ne bileyim yani bence fark etmemesi gerekiyor. Bence öyle. Bilmiyorum. Yani bana öyle geliyor. Yani siz öyle dediniz diye yapıyorum deniyorum ama bak yine 2.8'den başladı. Belki de o diğer iki, kişi, iki kişiyle eşleştirdi gene beni. Çok yavaş çok yavaş. Şu arada şurayı da kontrol etmek lazım. Çünkü diyorlar burada mesela. Bakın. Hmm, diyende de yok ha. Hadar altı Undead King acil asas aranıyor. Full SC. 72 level asas raw party arar. Varıyor 68. I'm, har I'm Hadar. Row Party var mı akşamcı? I'm Hadar. Okçu aranıyor Row Party. Mesela okçu aranıyormuş Row Party. Sel Unique bilmem ne bir şey satıyor. Hadar Easy gelecek zindan 63 diyor. Bak Hadar Easy gelecek zindan 63. Ben. E, nasıl da şu. Bu değil. Bu değil. Lütenissa değil. Nerede? Ya abicim Lütenissa'yı seçip durma ha. Tam o sırada bir şey geliyor. Seçemiyorum. Hadar şu abi. Değil mi? Ee, ben gelem. Ben gelem. 63'üm. 63 ön. Kaç kişisiniz diyeyim. Kaç kişisiniz? Herhalde bu doğru kişiye mi attık lan? Herhalde doğru kişiye attık. Evet. Başka ben yazan var mı? İzli zincir tren kalkıyor. Ha, aynı adam tamam. Neredelermiş bakalım. Ee, eşleş kanka gel 48. Hadar kaçtalar acaba? Sadece Hadar yazmış. Hadar yazdığına göre demek ki eşleş 4'e 8 diyor. Tamam diyorum eşleş diyorum o zaman. Ee, tekrar eşleştireyim bakayım. Grup zindan 63 eşleş. Tamam. 3'e 8 diyor kanka. Eşleştim. Eşleştim. 3'e 8 diyor. 3'e 8 diyor diyeyim. Partiyi kurup eşlesek daha mantıklı olmuyor mu ya? Aynı yere eşlemiyor herhalde bizi adamla ya. Bilemedim. Bilemedim. Cevap bekliyorum şu anda adamdan. Evet. Tamam bekleyelim o zaman. Gelecekler şimdi. Tamam bekleyelim. Bekliyorum diyeyim. E, bekleyelim kardeşlerim. Girersem size de bir gösteririm o sıkıcı zindanı bir, ke, bir, kere bir görün yani. Durmayalım ya zindan beklerken değil mi? Hoş Asparagus buldum. Alacağım. Tanesi 5K. Temiz. Ama gelmeyecek gibi. Ha 4 oldu. Ha iyi gelecek gibi gelecek. Bakalım ya. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Valla 25 dakikalık bir bekleyişten sonra buldu. Ben de o arada sürekli gezdim bir şeyler topladım. Ve sonunda eşleştik. 1'e 8 şimdi alacak herhalde. Abi bayağı iyi oldu ya. Bayağı ama soğandır bir şeydir topladım. Şunu bitireyim de öyle al be. Vallahi bile bak. Your turn bile 8 diyor. Her an alabilir. Ama tam 20 aldı valla. 25 dakika falan bekledik. Bayağı bekledik yani. Yani e, her tarafını göstermem. Özellikle atlamalı yerleri göstereyim mi? Çünkü beceremiyorum. Özellikle ikinci kısmı. Beceremiyorum. Her seferinde millet geçiyor. Ben orada kalıyorum mal gibi. En sonunda relog atıyorum. Relog atınca öbür tarafta doğuyorsun. O şekilde yapıyorsun. Ama diğer kesmeli biçmeli kısımlarda bir sıkıntı yok. Yapıyoruz yani. E grup zindan. Şeye basacağım yine XP kağıtlarına basacağım abi. XP ve para kağıtlarına basacağım. Çünkü bayağı bir şeyler gelecektir. Bunu şöyle bir bırakalım. Dur hemen de başladım baba vurmaya. Ne yaptın ya? Dur ya öyle. Dur hele yo. Dur hele yo. XP scroll'u bastım. E, roasted corn'u bastım. Roasted potato'yu bastım. Bunu şöyle aldım. Millete de bir aslında swift dağıtsak mı diyeceğim de bu zaten okçuymuş. Şuna şunu dağıtalım. Poşete verelim. Senin çöpe atacağım. Poşete yazık. Dikidikidim. Rifle'e verelim. Ee, sana da verelim. Ben hepsini şöyle. Diğerleri rock zaten. Rock olmayanların hepsine verdim. Şimdi burada bunların hepsini böyle kesiyoruz arkadaşlar. Yani ne işe yarıyor derseniz. Bunlar hep kaçıyorlar. Hiç vurmuyorlar size. O ilk oda. Böyle işte. Zıplamalı yerler dışında bir şey yok yani. Ben size böyle ara ara girerim. Ne kadar şey veriyor. Hepsini göstermeme gerek yoktur muhtemelen de. Bak. Bittiği zaman. Bir ölün de bir şey ölsün de görelim ya. 488 bin XP veriyor abi. Çok iyi değil mi? Para değil de özellikle XP'si çok iyi bunların. Baya iyi yani. Baksanıza. Her birinden bunlardan 488 bin olsun ki ilk mob daha bu. Düşün yani. İşte bunları böyle keseceğiz. Ben size ara ara girerim kayda. Gelişme oldukça. Ha, kesince burada kapı açılıyor. Bu kapıdan geçiyoruz. Açılması lazım. Niye açılmıyor? Biri F'ye mi basıyor? Bir şey oluyor. Burada kapı açılıyor. Böyle bir yere geçiyoruz. Ha, İlk zıplamalı yer bura mıydı ya? Dur bakayım. Dur koşamıyorum. Yok buradan sonra. Buradan sonra. Bunları da kesiyoruz abi. Bunlar vuruyor ama. Ogreler işte. Bunlar da çok iyi XP veriyor. Dur lan. Niye benim oyunum saçmalıyor? Bunlar da 390 veriyormuş. Öbürleri daha çok veriyor lan. Kaçanlar daha çok veriyor yani. He. Bir tane vuruyoruz var sağlam. Vuruyor babacığım. Oraya çok güçlü ya. Ha burası işte Allah. Bak burada böyle geliyorsun. Buraya bir zıplıyorsun tamam mı? Bunun mantığını çözdüm aslında. Şöyle e, S, D'yi kullanaraktan. Şöyle yönünü şöyle ayarlıyorsun abi tamam mı bak. Buradan sadece W ile hop zıplıyorsun geçtin. Sonra tekrardan şöyle yerini ayarla Ama birileri çarparsa işte böyle saçmalatıyorlar sana. Bu kolay. Öbürü çok zor. Öbürünü öbürünü çözemedim. Zor değildir muhtemelen. Bir mekaniği vardır ama ben çözemedim. Herkes geçip beni, beni e, beklediği için de... Eh bak buraya geçtim. Beni beklediği için de ben de şey yapamadım. Ne yapayım? Hep relog atmak zorunda kaldım. Onun pratiğini de yapamadım yani. Bir kişi orada kaldı galiba. Geçemiyor hala daha. Warrior olan arkadaşım. Oha bir anda tek tek geçiyor da az daha be. Ok oh, çiftinler. Bunlar kaç XP? Bunlar 700 bin küsür XP veriyor şu anda. Oy, burada XP premium da olacak. Bir buçuk milyon, bir buçuk milyon, bir buçuk milyon, bir buçuk milyon. Bak 67 olmuşuz. Böyle keseceğiz işte ya. Ya zaten bu şeyler bir sürü kişi videosunu çekmiştir ya. Çok detayını merak edenler giderler oradan bakabilirler yani onlardan bakabilirler. Videosu vardır. Rise Riserehberi.com'da şeyi var tam çözüm gibi anlatılmış bir hali var makale olarak. Tek tek diyor hepsine diyor. Ha, tek tek zıpla diyormuş çocuk hala geçememiş. Ha, tek tek W A S D ile zıpla. Havada S bas. Ha havada S bas mı? Öyle bir şey mi varmış? Bak onu da ben yeni öğrendim. Nasıl ya havada S basmak mı? Şöyle mesela ben koşarken zıplayıp. Allah Allah bilemedim. Ben bilmiyordum onu valla. Bu bir ilk boss aslında. Burada bosslarda bu arada otokutu kutu çalışmıyor. F'ye basıp kutuyu açmanız gerekiyor genel olarak işte kesiyoruz yani bu, bu yani. Takımca kesiyoruz. Bu öldü mesela bak açılmadı kutusu gidip yanına F'ye basıp kutusunu açmam lazım. Bir şey çıkmadı. Coin çıktı. Bu portal açılıyor. Geçiyoruz. Ha, Night Fox geçmiş iyi. Night Fox'un geçmesi güzel. Burada böyle basit yaratıklar var. Bunları böyle hemen kesiyoruz. Elemental Fire ama çok iyi XP'ler veriyorlar. Yani 600 de bu verdi mesela. Yani zindanlar mükemmel. Bak tam solo oyuncu için baya güzel yani zindanlar. Hani solo oyuncu şeyi falan diyoruz ya bak bu zindanlar güzel arkadaşlar bunun. iyi de öldüreceksin hakkını vermeyeceksin. Şimdi sağda solda moblar var onları kesip gelip buraya F'ye basıp şuradaki boss'u keseceğiz. Burada bir şey ya. yok moblar var işte o mobları kesmemek göstermeme gerek yok herhalde. Şimdi sağlı solu iki tarafı kestikten sonra burada geliyorlar abi böyle iki kişi F'ye basıyor şuraya. Buraya priestler basıyor genelde. Çünkü priestler ve menşler buradan doğru e, atak yapabiliyorlar. O yüzden biz de bu şeyde duruyoruz atakırlar. Yani yukarıda boss var. Boss'u kesecek olanlar. Oraya bastıkları zaman bu böyle yukarı hareket ediyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra gelip buradaki boss'u kesiyoruz abicim. Hellguardian iyi vuruyor bu arada. Okçular buglayabilir zehirli ama bunun baklanacak bir şey yok. Son boss'u buglamak, buglamak gerekiyor bu levellerde özellikle. Ama e, burada buglamaya gerek yok bunu yani. Bunu da öldürüyoruz sonra F'ye basıyoruz. Kutudan hiçbir şey çıkmıyor. Sonra aşağı inip iki kişi daha F'ye basıyor abi. O F'ye bastıktan sonra iki kişi gidip bu adamlar da kutularını alıyorlar. Git kanka. Ben basayım. Kanka sen gitmiyorsun ama. Git kutunu al kanka. Dota Bilmiyor galiba ya. Sonra burada portal açılıyor. Portaldan geçiyoruz. Ve işte o şey yer buradaydı galiba ya. Dur bakayım. Ay vallahi burası. İyi. Bak şimdi. Burası leş. Ben burayı hiç geçemiyorum arkadaşlar. Burada iki kişi space'e basıyor şeyleri açıyor. Ben basmayacağım çünkü denemek istiyorum bol bol. Daha önce bastım. Buradan zıplaya zıplaya geçmeye çalışıyoruz. İnanılmaz zor. Bence bence inanılmaz zor. Ben geçemiyorum. Bir türlü mantığını anlamadım. Havada S'ye bas demiş şey ama bak takıldım buraya geçemiyorum Heh. Koşarak gideceğim, zıplayacağım. Havada S'ye bas. Havada S'ye basmak acayip zor. Ne bileyim, anlamadım yani ben bunu. Zıpla, havada S'ye bas. Aa bastım lan galiba. Ya, havada S'ye basmak hiç aklıma gelmemişti benim. Koştum, zıpladım, havada S. Ye... Aa dur geçiyorum galiba. Hırsıyorum lan. Ama düştüm düşeceğim. Her an düşebilirim. Düşünce baştan başlıyorsun. Şöyle. E, boş havada. Aa düştüm bak. Al işte. Berbat bir şey ya. Berbat bir şey yani. Ben hiçbir türlü geçemedim burayı. Zıpladım. Allah. Böyle oluyor işte. Birileri diyor FPS'i düşür burada. Yani düşük. F 30 FPS de zıpla falan diyorlar. Yani Allah. baksanız arkadaşlar. O kadar zor ki yani ayarlaması. Öbürü gibi deniyorsun. Gene olmuyor. Karşıda şimdi birisi space'e bastı. O karşıda hmm. Abi baksana çok fazla zıplıyor ya Yani bunun bir taktiği bir şeyi vardır ya Ben noobumdur gerçi ben biraz benle de alakalı olabilir de bu Karşıda şu anda iki kişi bastı mesela tamam mı Adam nasıl geçiyor baksana ya Ben geçemiyorum abi Yani ben geçemiyorum abi Heh. Oyda baksana şuraya Porfin ve Nightfox da ben gibiler birazcık Bekleyin orada gelin tutuyoruz buradan Şimdi reload atın Atlamayı beceremez şimdiden reload atsın Ben galiba o işte ben hemen şimdi relog atıyorum arkadaşlar. Relog atıyorum, karşıda doğacağım. Çünkü ben atlamayı beceremiyorum. Çünkü böyle bir taktik gelişmiş burada. <laughs> Çok iyi yani. Şimdi iki kişi bastıktan sonra relog atabiliyorsun. Neyse ben relog atıp geliyorum. Yani aslında orayı deneyip pratik yapıp orayı öğrenmek için uğraşırım da insanları bekletmek istemiyorum. Herifler geçmişler karşıya. Zaten iki yıldır atlıyor herif oradan muhtemelen. Geçmiş karşıya şey yapıyor. Aa, karşıda doğmadım. Olmadı. E, olmadı ama. Relog direkt yürü. Oyun kolu. E, relog attım. Relog attım. Bir daha relog at. Abo. Okey. Odaya girmedikleri için olmuş. Bir daha relog atmamız gerekiyormuş. E bir daha atacağız o zaman. Ya iki defa relog atana kadar keşke deneseydim ya. Gene aynı yerde şimdi doğarsam söverim. Neredeyim? Nere bura? Ha tamam doğru. Aha bu ne oğlum? Yaratık var burada. Venom Spiller var. Geldim. Eyvallah kankalar. Ne diyorum ya adamların zamanını harcamak istemediğim için. Başka Swift Mifid isteyen varsa vereyim ha. Ya da siz bir sürü okçusunuz vermişsinizdir ya çok vurabilir. Biraz şöyle uzaktan çalışabilirim Büyük olduğu için beşli okta buradan yapışıyor ona. Yapışmıyor mu lan? Dur yapışmıyor. Biraz daha girmem lazım. Helleyin kanka. Helle kanka. Hel hel at. Hel hel. hel yalnız ha. Heal değil. Hel. Bayılıyorum şu oyunun şeyine ya. Neydi? Rogue, Rogue Erning. Öyle diyorlar ya. Rogue Erning. Kestik gibi ha. Bende adrenalin yok. Çünkü bunlar adrenalinlerine basmışlar. Ne yapıyoruz şimdi? Heh, şimdi buradan geçiyoruz. Bak. Burası berbat bir yer. Ayy. Şu snail shell'den alıyoruz birer tane. Herkes. Bunu niye alınıyor bilmiyorum ama. O kimse olmuyor lan. Almak gerekiyor diye biliyordum. En boktan yeri. En sıkıcı yeri arkadaşlar burası. Buradan dalıyorsun. Böyle aşağı doğru eğiyorsun kendini. Basıyorsun W'ye. Sonra bir şey oluyor. Ha, suya girmiş oluyorsun. Suyun dibine doğru yüzmeye çalışıyorsun böyle. Yüzemiyorsun. Benim speed'im niye çalışmıyor? Rush, rush birim. Tamam. ...bir işe de yaramıyormuş burada zaten. Böyle aşağı doğru... E, ...bakıp W'ye basıp aşağı doğru inmeye çalışıyorsun. Yüzme mekanine bakar mısın? Bir, bir şey böyle aşağı doğru böyle yüzer mi ya? Normalde aşağı yüzme mekanine bakar mısın? Götümün üstünde aşağı doğruyum. Kafamın aşağıda olması gerekmiyor mu abi? Bunların düzeltilmesi lazım. Düzeltilir, düzeltilir. Düzeltilmeyeceğini düşünmüyorum. Şimdi burada böyle işte yerler var. Bir türlü inemedik abi. O kadar yavaş ki bak. Burada yerler var. Yeşil... ...işte kırmızı, mor ve mavi diye. Burada yeşil bende demiş mesela. Gidip mesela şey yapıyorsun. E burada şeyler var. Kapılar var. Bu kapılardan geçiyorsun. İncileri alıyorsun. Gelip burada ilgili yere koyuyorsun. Şimdi yeşil bende demiş, gitmiş ama başka kimse bir şey dememiş. Ben de o zaman şu mora doğru gidiyorum. Yüzüyorum, yüzüyorum. Burada neyle dalıyoruz? Bak adam daha dalamamış bile. Oo boğa buradaymış. Aldı mı acaba bu? Aldı mı bu? Tepeden bak, karakteri üstten bak, aşağı doğru. Aynen. Ya ben de ilk başta biraz şeydim yani. Aptallamıştım böyle. Buraya giriyorsun abicim. Mor burada, mor şey var. Bak mesela yukarı doğru çıkar mısın? Biraz yukarıdan görmek istiyorum ya. Mouse'un sağ tuşuyla. Bak bu, bunlar var. Buradan aşağı dalıyorsun abi tekrardan. Bunu alıyorsun buradan. Bir türlü F'ye çıkması lazım bunun için. F'ye çıkmıyor. O kadar kötü ki şu anda mekanik. Yani yüzme mekaniği o kadar kötü ki. Y'ye basıp yavaşlıyorsun. ha. yavaşladığın zaman... F'ye basıyorsun. gelirin Item diyor. Gederi kancelat diyor. Evet, harika. Bak, hadi babacım. F'ye çıkar mı? Bak çıkmıyor arkadaşlar. Çok çok kıl ya. Yani gerçekten bu. Çok bu mekanin düzeltilmesi şart yani. Bak hala çıkmıyor F. Demin bir çıktı. Aha. Dur 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 dur. Al. Gederin kancelat diyor. Baba niye kancelat? Ve sonra bir daha çıkmıyor F. Aa kanser. Ganzer. Bir de bunu aldın geldi ya mesela bunun kırılma ihtimali var. F. Bak yedirik yansın diyor. Niye? Niye kanka? Niye kanka niye? Niye 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 niye? F. Hareket ettiğimiz için mi? Hareket etmeden olmuyor ki kanka. F. Yedirik yansın diyor bak. Hiçbir fikrim yok. Bu neden dediği hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar mesela. Yani bu, bu çok çok kötü ya. Ama mekanik çok kötü yani. Çok fazla oyuncuya hitap etmek istiyorsanız bu olmaz arkadaşlar. Ha F'ye basılı tutacakmış. Lan benim suçummuş. Pardon çok özür dilerim. Ben de F'ye basıyorum toplayıcılık yapar gibi. Bak bir tane aldım. Bir daha alamıyoruz galiba bir kere aldık mı? Y'ye basıp hızlanalım. Pardon toplayıcılıkta F'ye bir kere basman yeterli ya. <laughs> F'ye basılı tutmam gerekiyor. Ben de diyorum niye gelirken gelsin diyor. Şey e, dalgalar beni yukarı su beni yukarı kaldırıyor gibi bir şey bir mantık kuruyorum kafamla. Alakası yokmuş halbuki. My bad. Ama geçeyim. Bir kere ben burada baglandım kaldım. Kapı üstüme kapandı. Ondan korktuğumdan dolayı hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi biz ne aldık? Bir dakika. Ee, purple almışız. Purple'ı şimdi yeşil tamam diyor. Bak yeşili koydu buraya. Green tamamlandı. Bak yeşili buraya koymuş. Blue da tamamlandı. Şimdi purple'ı koyacağız. Şey kırılabilme ihtimali var dediğim gibi. Ha purple koydu tamam. Red kaldı bir tek. O zaman red'i alacağız. Mesela kırılsaydı ben purple'ı koyacaktım bunun yerine. Ama kırılmadı şansımıza. Purple da okeylendi. Bir de zor zindana girdiğimiz zaman bunun e, şeye artıyormuş arkadaşlar. Kırılma ihtimali de artıyormuş. Şimdi red'i alalım. Birileri gitmiştir almaya muhtemelen ya. Österdim ben de gideyim hadi belki fazladan alırız bir tane. Ama gerçekten yüzmek inanılmaz sıkıcı oyunda. İnan bak bak şu yukarı çıkamıyorum. Heh. Ah, Heh, girdim. Sağ tuşla böyle bu şekilde böyle Yön veriyorsunuz arkadaşlar. Bak böyle sağ tuşa basılı tutup. Zor ama ya zor yani. Güzel değil. Sıkıcı. Eğlenceli hiç değil. Bu arada bütün redleri aldılar galiba. Normalde mesela boşluğa basınca yukarı doğru yüzmesi gerekiyor değil mi? Birçok oyunda böyle olur. Reddeyiz ve red alan yok şu anda. Bak hiç benim bir tane red pearl göremedim sağda solda. Ya da aldı bizimkiler. Göremiyorum zaten hareket ettiremediğim için karakteri Allah'ım o kadar zor ki kontrolü Şöyle yukarı çıkıp yukarıdan doğru var mı yok mu diye kontrol edeceğim Bir yukarı çıkamadım abi yani Bir yukarı bak al Heh, Şöyle yukarıdan tarama yapacağım Yüzemedim ki yukarı Pearl yok ki 4 kişiyiz Bulamadı galiba kimse Red red yok görünürde Red gözükmüyor yani Çok ilginç Bu nasıl bir şeymiş diyor bak <laughs> Şu anda millet sövüyor içinden Bu ne abi falan diyor Bilgisayar başında küfür ediyor birçok kişi Ben çok ettim çünkü Bittim abi. Mesela ben benden red pearl istiyorsun. Zaman şeyi olan bir şeyde burada pearl çıkmıyor. Yani olacak iş mi? Nasıl olacak şimdi mesela? Yok pearl. Bak kimse bulamadı. <laughs> Nasıl? Başka red kapısı var mı? Yok ki. Hani dört tane kapı var diye biliyorum. Başka red var mı? Ben yok diye biliyorum. Burası red kapısı tamam. Bak şurası green. Yeşil yani. Gelin ortaya diyor. Red var mı ki giriliyoruz? Buldun mu ki red'i? Burası green. Başka bir red kapısı mı var? Onun benim bilmediğim bir şey var? Burası ne kapısı? Aa yaptılar. Tamam bulmuşlar demek ki. Buradan aşağı inip şuradaki portaldan geçeceğiz de. Aşağı inmek o kadar zor ki arkadaşlar. Eh. Şöyle döndüreceğim. Masum. he eh. 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 geçtik. Ve final stage'deyiz artık. Final stage. Bu arada şu şeylerin basayım. Girip çıktığım için bunlar gitti. Tekrardan basalım baba. Burası final stage'de geçiyor. Yalnız buranın tasarımı o kadar güzel ki arkadaşlar. Baksanıza yerler falan parlıyor. Çok güzel buranın tasarımı. İlk önce yandaki ufaklıkları kesiyoruz burada. Şuradan bir adrenal basayım kendime. Eee amınıza korum skili. <laughs> Animasyon öyle gibi değil mi? Eee pürüzün amınıza koyacağım. 919.000 XP. Ha çok iyi be. Bunları kesiyoruz, sonra ortadaki boss'u kesiyoruz. Sonra bu kapı açılıyor. Şu köprü, köprü oluşuyor burada. Ondan sonra da ana boss'u kesiyoruz abi. Buraları kesmeyeceğim ya, yani. direkt böyle göstereyim size. Madem o kadar, Iron Hammer geldi, güzel satarız. Çöptür o. Belki para da ediyordur, bilmem. Bir tane warrior'ımız var, onu hilleyecekler abi. O yatacak boss'un altına, yukarıdaki boss'un. Göstereceğim biraz sonra. Kesmiyorum ya, vallahi şeyde durdurmuyorum. Belki çok da şey olursa, edit'te kısaltırım zaten burayı. Kat atarım yani. Edite gireceği için zaten her türlü video. Bir de durdurmayla uğraşmama gerek yok. Kıl olan kısımları geçtik zaten. Bundan sonra yani yaratık kesme kısmı, boss kesme kısmı. Zor mu? Zor yalnız. Bosslar zor. Bundan sonra artık mesela bu dönüp bana çakarsa canımı yakar yani. O yüzden mesela warrior'un altına yatması lazım. Agro'yu üstüne alması lazım tamamıyla. Bir mana regen da kankalar ya. Onu niye atmıyorsunuz? Sen relog at kanka yine yüzemiyorsan diyor. Oh bak gördün mü? Yarıcan koydu baba. Ha, şimdi burası açılıyor abi. Bakın burada böyle köprü oluşuyor. Köprüden sonra burası an şimdi ana bosa Çok güzel göster gözüküyor ama yalnız ya. Baksanıza. Grafikler çok iyi yani. Ortam da güzel. Şu köprünün grafiği mükemmel yani. Silin asla yenileyelim. Ya, sildim kanka. Ben buglayacağım bunu zehirle. Ben uzaktan buglayayım mı? Ya da boşver. Rogue'yolar kesecek rahat rahat diyor. Dur bakayım nasıl? Bunların başka bir stratejilerim var. Yenileyelim. Roguelar kesecek uzaktan rahat rahat diyor. Zehir mi sıkacağız diyeyim. 60 çalışın baba. Artı artı ağaca dibe girmeyin diyor. Roguelar uzaktan kessin diyor. 60 çalışın diyor. Hmm. Neyse ben alayım da gene şeyimi. Benim bildiğim öyle. Zehir atıyorsun abi uzaktan uzaktan. Benim zehir sayfam vardı sırf onun için zaten. Daha buraya bir de 60 skillini koyalım. ha archer. 60'ı da koyalım uzaktan uzaktan. Tam minimum şeyden yetenek başarısız çok uzak. Bak bana buradan nasıl vurdu abi o zaman. Zehir attı şerefsiz. Ben ok atmadım ki ona. Niye vuruyorsun bana? Buradan doğru kesecek. Sadece rogüeler. Tek yemeyin. ben dalmayayım mı diyor. Sen dalma. Sadece biz kesecekmişiz bunu. Okçular yani rogüeler dediği de bu arada. Yani şuradan şöyle... Tam, tam noktaya gelmemiz lazım. Heh, buradan sıkabiliyorum şu anda skillleri. İki tane zehir atıyorum. Ondan sonra atmış çalışıyorum abi. Sistem bu. Buradan bize vuramıyor. Bazen çok ufak zehir atıyor. Onda da yani büyü atıyor. Onda da problem olmuyor. Ama biz böyle bunu kesemeyiz. Bunun altına varıyorum yatması lazım. Çünkü canını yeniliyor zehirleri de atsak ee, iyi olacak. Benimkinde de öyleydi yani zehir de atıyorduk. Bu böyle ölmez. Zehirleri de atın. Zehirleri de atın diyeyim. 4 okçu yetmez diyor. 4 okçu bile değiliz, 3 okçuyuz. Can dolduruyor aynen yetmiyor. Ben yakına girmeyeceğim bu arada. Zehirleyeceğim ben. Çünkü yakına girdiğin anda tek atıyor. Şimdi bunlar mesela teker teker düşebilirler. Hiç şaşırmayın düşerlerse yani. Ben tecrübeliyim bu konuda. Yani warrior yatacak abi, warrior çalışacak, priestler warrior'ı heal diyecek. Niye ölmüyorlar lan bunlar bu arada? Helal olsun lan size ölmüyorsanız, sağlammış çarlarınız o zaman. Yani sadece zehir, ya yani benim bildiğim sadece zehir atıyor okçular. Veya mage'ler de atabiliyor ama meclere vurabilir. mecler daha yakından attığı için. Sadece zehir atıyor, gerisini altta warrior'lar yapıyorlar. Bak tek yiyecekler, hadi bakalım demiş poşet. Yemediler ama ya da priestlerimiz sağlam. Ben 168'e kadar indirdik, helal lan. Yemiyorlar ha sadece zehir atıp bırakıyorsun yani. Çünkü altta sürekli zehir olduğu için sürekli beni agrolaması gerekiyor böyle bir durumda. Ama beni agrolayıp bana vuramıyor. Arkadaşlar da rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ya yani Knight'ta da aynı mantık vardı bunda. Orada da neydi o şey vardı ya 75 level olduktan sonra girilen bir aynı bunun gibi bir dungeon vardı. Ama sonunda PK'ya falan da kalıyordu. Neydi onun ismi ya Knight'ta bir, yer, bir şey vardı. FT miydi? Forgotten Temple mıydı? Yok değildi Forgotten Temple değildi. BDV zaten savaştı. Ortada biten böcek gibi bir yaratık vardı ya. Bunu bilenler yazsın ya hatırlayanlar. Neydi lan ismi? Unuttum valla. Kestik ya kestik. Tekte yemediler valla helal olsun. Priestler sağlam muhtemelen. Helal lan priestler. O poşet nereden döndü? Poşet senle ben çok eziyiz belli ki kanka. Aa biri öldü. Poşet öldü. Tek yiyecekler dedi kendi tek yedi lan. <laughs> vurun oğlum vurun. Bak poşet yıl atmadığı için mi öldük? Bana da vurdu bak şu anda. Buradan vuruyor. Burası çok. Bak şu anda beni agrolamaya başladı mı? Yok. Bu zehir attım ben yani bilerekten agroyu çekmek için. Neydi lan o böceğiniz? Böcek vardı ortada. Deva bird. Deva bird. Deva kuşu. Deva kuşu var. Ha ah. bitti. 9 milyon XP verdi. Gidip bir de kutumuza bakalım şimdi. Hiçbir şey yok. Evet. İşte. İşte. Grup zindanda böyle bir şey arkadaşlar. Yani güzel ya. E, fena değil yani. Eğlenceli. Eğlencelik. Neymiş her şey videoluk gibi olmuyormuş. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. Güzeldi. Güzeldi. Ya böyle işte her gün bunlara girmeye çalışıyoruz. Bir tane bundan gelmiş. Bu para ediyor mu bilmiyorum. Iron Hammer diye bir şeymiş. Etmiyordur muhtemelen. Bakalım. Ama etkinliğin adı aklıma gelmedi lan. Night. <laughs> Buradaki Inferno'ya benziyor. Neydi lan? Çok merak ettim. Bakmayacağım ama. Yorum olarak yazın. Bu arada sadece sataşmak için yorum yapan kardeşlerim, size de bir şeyim var. YouTube'un bir özelliği var. Kullanıcıyı kanalda sustur diye bir şey. Ben sizi susturuyorum. Siz yazmaya devam ediyorsunuz ama sizin mesajlarınızı kimse görmüyor. O yüzden böyle bir şey yapmayın. YouTube bu konuda biz içerik üreticilerinin yanında, o yüzden boşuna saldırmayın anladın? Ben zaten çok şey yapmam, bir cevap veriyorum, ama hani böyle içerlediğim için vermiyorum yani gerçekten. Çünkü yanlış düşünüyorsunuz, bir şeyleri bence yanlış düşünüyorsunuz, bir şeyleri idrak edin veya ben bir şey yapıyorsam neden yaptığımı e, söylemek için cevap veriyorum. Bazen vermiyorum, çok ağır yazanlar olanlara cevap vermiyorum, direkt kullanıcıyı kanalda susturuyorum. Ama siz susturulduğunuzun bile farkında değilsiniz. Bunu bil, bunu bilin, süper bir özellik bu YouTube'da. O yüzden bunu yapmayın. Ben burada e, böyle mümkün olduğunca para vermeden günde 3-4 saat oynayaraktan. Bazen hiç oynayamıyorum da günde 3-4 saat, bazen hiç giremiyorum. Nasıl bir şekilde bu oyunu oynayabilirim? A, onun için uğraşıyorum. Yok işte e, sitelerle bağlantılarımı falan filan şey yapayım. Hiçbir siteyle bağlantım yok. Yani bakın artık şey an, yanlış anlıyorsunuz diye Bino Game'in şeyini de kaldırdım. İşte Bino Game'le ilgili bir sürü bir şeyler demişsiniz. Bino Game'le de benim bir şeyim yok. Sadece bana tam masrafsız başvurusu veren tek o olduğu için bana donate attıkları zaman tam masrafsız e, bana donate atılabildiği için ben onu bir senedir kullandığım bir platform. Hiçbirisiyle benim bir şeyim yokum. Ben küçük YouTuber'ım zaten. Benim ne olacak? Yani <laughs> anladınız mı? Bana hiçbirisi sponsor diye bir şey değil. Hiçbirisi para ödemiyor. Yani bunları bunları şey yapmayın. Onu da kaldırdım zaten anladın mı? Zaten donate almıyorum. Pek o da kalmıştı. Çünkü OBS ayarlarımda orada duruyordu. Kaldırdım ha. O da artık size batmaz. Yani takılmayın abi böyle şeylere. Ben dediğim gibi öyle kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Seviyorum, eğleniyorum. Aynı zamanda oyunu da desteklemeye çalışıyorum. Çünkü Türk yapımı bir oyun. Verdim parayı çıkardım. Bugünkü videonun bu videonun başında gördünüz. Yani zamanı olan oynayabilir. E, bu arada şu şu para ediyor mu ona bakacaktım. Konuşurken onu ayrılır. Bence etmiyordur da ben bunu satıcıya satarım muhtemelen. 100 bin ediyor. Yani, satıcı kaç veriyor ki oğlum buna zaten. Pazara koyduğuna değer mi yani anladın mı? Mağazayı aç, sat. Kaç veriyorsun kanka? 19 bin. İyi koyarız. Neyse 100 bin 100 bindir. Abi bizim için şey, şey çok önemli. Bütün parayı sattık bak 1 milyonumuz bile yok. Bir emimiz bile yok. Bir emim bile yok. Ağlıyor musun? Hadi gülümse. Evet işte böyle 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 bir ufak tefek böyle paralar yani söz. Dungeon'lara giriyorum. Toplayıcılık yapıyorum. Bayağı bir şeyler de topladım ha bu dungeon'ı beklerken de. Bu video bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda bir şeyler planlıyorum. Kafamda bir risk açmak var. Onu ezik levellerde ezik farmlar yapmak var. Ama o ezik farm slotlarını ilk önce araştırıp öğrenmem lazım. Size gösterebilmem için. Ben de çok bilmiyorum çünkü. Bir dahaki bölümde öyle bir şey de yapabiliriz. Aynı şekilde bu serüveni devam edebiliriz. Çünkü Priest'in serüveni zaten bunu desteklemek amaçlı olacak. Yan çarı olarak açacağım. Hani para kasmak için. Priest'le farmlar yapacağım. O farmdan kazandığım parayla buna yatırım, buna yatırım. Priest'imize tabii daha iyi farm yapabilirsiniz. Ona da yapabiliriz. Priest, hani bu kesin değil. Ama olma ihtimali var. çok öyle ne bileyim mantıklı geldi bana. Dediğim gibi önce farm slotlarını bulmam lazım. Çünkü ezik farm slotları boşalmıştır artık. Yani işte Dorion'daki, Lunaskar'daki birçok farm slotu boşalmaya başlamıştır yani. Gorgon'da falan filan farm atabiliriz. Gorgon'la gerçi bununla da farm atabiliriz. Bakalım yani göreceğiz. Ben onu kafamda kuracağım, planlayacağım. Beğendiyseniz like, yorum biliyorsunuz bunları. Yorumlarda söylemeyin lütfen. Sövecek bir şey yaptığımı zannetmiyorum çünkü. Yoksa gizlenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.